Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battle for Middle-earth 2'de Clever vs. Tam maçını sunmaya çalışacağım. Evet, YouTube'dan izleyen arkadaşlar lütfen izleyip kaçmayın. Abone olmayı unutmayın. Ayrıyetten videolarımı beğenip yorumlar atarsanız da sevinirim. Açıklama kısmında ise videonun açıklama kısmında Twitch linkimize ulaşabilirsiniz. Oradan da Twitch kanalımı takip edip Amazon Prime'ınızla kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Evet. Hemen o zaman maçımıza devam edelim. Başlatalım artık arkadaşlar. Sesinde bir düzeltemedim gitti. Evet, haritanın sağ tarafında Isengard oynayacak olan Clever, haritanın sol tarafında ise Cüce oynayacak olan Temp var. Temptation diye mi okunuyor artık bilmiyorum. Bu şekilde. Cüceden ekonomi başlangıcı geldi. İki ekonomi binası attı. Isengard'dan ise bir ekonomi binası, bir rupit geliyor. Ya işte Isengard böyle yapıyor. Evet, bir ekonomi binasında buraya atıyor. Evet, kargalarla karşı tarafa bakılıyor. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Evet, cüce işçilerini büyük ihtimal şeylere göndermeye başlar. Kurt inlerine. Zaten 4 tane şey var. Şu herhalde ikisi troll ile kurt ini. Bunda da troll, burada da kurt ini var. Tamamdır. Evet. Cüce işçisini gönderdi buraya bir mineshaft yapmak için, yani tünel atacak buraya. Yukarıya da gönderiyordu galiba. Evet, yukarıya da göndermiş. Buradan trole göndermiş ama. O zaman mızraklığımız geliyor mu? Geldi bile. Evet, burada Uruk-hai'ler ellerine kılıçları almışlar. İlk buraya baktı. Buraya mı tünel attı diye büyük ihtimalle. Burası boş çıktı. O zaman yukarıya bakacak. İşçiyi buraya kaçırmış. Burayı da büyük ihtimalle göremeyecek diyeceğim. Aynen, göremedi. Burayı da boş geçiyor Cleaver. Cüce bu taraftan işini yapıyor o sırada. Evet, işçisiyle buraya bakmaya gitti Isengard. Baktı burada. Savaş kopuyor. Şimdi büyük ihtimal oraya yönlenir diyecektim ki yönlenmeye başlamış herhalde. Evet. Kılıçlı birimleriyle ekonomi binasına dalacak. Evet, bu bir ekonomi binası gider. Burada neler oluyor? Bu ekonomi binası gider demiştik, tamam. O gitti, burada neler oluyor diye bakalım. Bunlar kaçar. Onlar fuzili kovalamacı olacak. Buraya bakalım. Cüce burayı alır. Yeni binasıyla da artık buradan bir atağa çıkar. Tamam, cüce burayı zaten yıktı geçti. Şuraya bakalım burada neler oluyor. Evet, debuff geldi. Isengard'dan kargalar basıldı. Cücelere karşı. Debuff'la daha fazla hasar almaya başladı cüceler. Evet, oradan da cüce için pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Buraya bakalım. Buradaki kurt inini de ayrıyetten cüceler alırken şurada neler oluyor? Boş beleş dolanıyor şu an. Orada bir şey yok. Buraya bakalım. Evet, dediğim gibi cüceler burayı yıkamamış. Bunlar gidici, bunlar da gidici. Başka ne var cücelerden başka ne var? Tüneller atılmış, uruklar var, hobbitler kapışıyor derken mızraklılar oraya niye gönderiyorsun ki?
Burada Uruk'ların pek bir şansı yok. Sadece yıkıp kaçabilir diye düşünüyorum. Onu da yapacak mı? Bakalım yapacak mı? Yapamayacak gibi gözüküyor. Aslında iyi de vuruyor ama. Yani bayağı hasar aldılar. Onu yıkamazlar herhalde. Evet. Uruk-hai'ler elleri boş geri döndüler. Crossbow'lar da geri çekilme zorunda kalacak şimdi. Çünkü onlar tünele girdi. Yukarıda neler oluyor? Buradan Isengard almış buraya ve korsan basmış. Herhalde Glowing gelince Isengard için birazcık daha artık zor anlar başlar. BFM kurulum aşamasını ben anlayamadım. BFM kurulum aşaması beni yüklemeye engelliyor. Hiçbir şey anlamadım MBB. Niye anlayamıyorum? Ha, şey mi demek istiyorsun acaba? Hani çok zorlu aşamaları var. Onunla uğraşmaya mı üşeniyorum demek istiyorsun? Doğru mu anladım? Doğru anlamışım. Yani. Onu yüklemeye uğraşmaktansa oynamam daha iyi mi dedim. Evet. Uruklar aldı. Oradaki tünele gitti. Evet. Battlewagon gelmiş. Cüceden. Artık Isengard tarafından da yani mızrakların basılmaya başlaması lazım. Ve basıldı zaten. Bunlar gitti. Yazık oldu bunlara. Level 3'müş bir de. Level 3'müş bir de. Hiç affetmiyor görüyorsunuz. Yani çarptığını öldürüyor. Bunları da warglar yiyecek. Bir tane kaçtı ha. Ha, şansa bak ha. Görüyorsunuz değil mi şansı? Ya tecrübe de mi olabilir acaba? Bilemedim. Evet, Lurs gelmiş Isengard tarafından. Battlewagon bu korsanları şimdi çok rahat bir şekilde ezecek. Korsanlar kaçmaya çalışıyor o yüzden. Niye ezmedi? Neden korktu da kaçtı orada? Bir Battlewagon daha geliyor. Korsan üstüne korsan basılıyor. Isengard tarafından da mızraklı da geliyor mu? Geliyor. Güzel. Burada okçularla mızraklıyı kombolamış. Beraber gezdiriyor. Herhalde şuradaki trolü indirecekler aşağıya. Evet, bu korsanlar da gidici. Evet, önden mızraklı arkadan okçu göndererek trolü daha rahat bir şekilde aldı. Dönerken iki tane daha patlat. Ha, patlattı. Bir tanesi uçtu. Evet, buradan şimdi güzel para alacak. Isengard. Unuttu ama. Unuttu şu an burayı. Ah, tamam. Vuruyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi Dale okçuları da yardıma koşuyorlar cücelere. Of, çok kötü soktum mızraklıya Battle Wagon'u. Dale okçuları bunları avlar. Korsanları kaçırmak zorunda. Başka ne var diye bakalım. Uruk-hai'ler level 4, bunlar level 3. Aslında fena değiller ha. 4'e 3. Kim kazanacak bu savaşı? Savaşı level 4 olan Uruk-hai'ler kazandı. Dale okçuları kime vuruyor? Lurtz'a vuruyor. Burada neler oluyor dersen Isengard geri çekilmek zorunda. Isengard birazcık atakta daha yıpratamadı bile şu ekonomi binalarını fark ettiyseniz doğru düzgün. Pek iyi saldıramıyor gibi.
Bakalım Clever ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. DG verip çıkacak mı biraz sonra, yoksa biraz daha cüceye karşı ağırlığını koyabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Burada bir şeyler oluyor. Yine korsan mı çıktı? Evet, yine korsan çıktı ve onu gören, çıktığı gibi de ölmesi zavallıların. O bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bu saçmalığa bir bak. Armor giydiremediğin korsan tek seferde üstünden geçince öldüremedi. Ben bunu ilk defa mı görüyorum? Niye böyle oldu? Armor bile giydiremediğin şu korsan vagon üstünden geçtiği zaman ölmüyor. Ama az önce level 3 Uruk-hai'lerin üstünden geçti. Tek attı Uruk-hai'lere. Hani Uruk-hai'lerin zırhları kalın, kalkanları ise genişti. Ne oldu? Burada bir terslik var. Her neyse, saçma olmuş bence korsanları tek seferde ezememesi de. Yani başka bir şey demiyorum. Her neyse, biz devam edelim. Yapanlar yapmış. Bize oynamak ve sunmak düşüyor. Sarumana yemin edince korsanlara buff geliyordur demiş MBB. O zaman Sarumana yemin edilince öyle oluyorsa Saruman'ın kendi oluşturdukları niye bu kadar güçsüz? Daha güçlü olması lazım. Çünkü Saruman'ın kendisi uğraşıyor yani çamuruyla. Bir tutam karabiber falan böyle. İki baş soğan. Atıyor onları böyle, karıştırıyor, karıştırıyor, karıştırıyor. Evet, Gloin yakalandı. Cripple'la Lurs tarafından gözüm kaşınıyor. Bu arada siz orada izleyin neler oluyor. Herhalde ölecek. Of. Molotov kokteyli. Gloin kafasına bayağı bir kokteyl yedi. Burada ne oldu? Çok güzel bir şekilde Battle Wagon'un geleceğini hesap ederek mızraklıyı arkaya çektim. Battle Wagon'u indirdi. Gloin neredeydi? Bir daha bakalım. Gloin full canlı. Burada Gloin kaçmak zorunda kalacak ama Battle Wagon geldi. Battle Wagon'un yardımıyla bak okçuları tek attı fark ettiyseniz. Şurada bir tane kalmış, o da gider şimdi. Aa, gitmedi hala. Hala gitmedi. Hala gitmedi. Gitmedi. Kaçtı. Evet. Gloin kaçacak derken Lurtz kaçmaya başladı. Korsanlar etrafını çeviriyor Gloin'in. Gözüm acıdı ya. Ve kimyasal X. O neydi? Power Pops gördün müydü? Orada mı oluyordu o? Yanlışlıkla bir şey karışıyordu. Hı. Evet, şimdi ben burada üstünün şu an kimde olduğunu da pek şey yapamıyorum yani. Isengard bir yandan tokatlamaya çalışırken bir yandan dayak yiyor. Çabalıyor ama olmuyor gibi. Bak şimdi mesela Battle Wagon'ları indiriyor. Buradan gene görmüş olduğunuz gibi bakın korsanların canı tamamen inmedi. Ezilmediler. Acaba ne bileyim ya, buradan çıkanlarla alakası yoktur herhalde. Normalde de korsanı ezerken büyük ihtimal böyle oluyordur diye düşünüyorum. Acaba indeki korsanlar farklı mı? Evet, şurada bir şeyler oluyor. Burada neler oluyor? Neler oluyor bize? Yine neler oluyor? Gülümler oluyor sana.
Bana neler oluyor dedi Clever. Evet, ateşli ok yapmış Clever. Şu an buradaki cüceler cayır cayır yanıyor. Sakallarının yanık kokusunu alabiliyor musunuz? Üf. Berberde yakılan saç gibi koktu. Kinden gelmiş. Cüce tarafından. 20 dakikam daha var. Umarım 20 dakikaya bu maç biter. Sonra da filmimi izlemeye giderim. Yaşasın film. Evet. Şimdi bir bakalım. Isengard da şimdi burada savunma yaparken ayrıyetten bir de şey yapıyor. Her bir yönden de saldırıyor. Of of, fena geçmiş hepsinin üstünden ha. Bir daha geçiyor, hepsi gitti. O ses tosların mı demek istedin acaba? Son kullanma tarihini kontrol et derken. Soslu mısırları mı diyorsun acaba? Neyi diyorsun? Evet, Grim Adam burada debuff aldı cüceler. Hero'ları etkilemesi bence biraz saçma. Oo, değil okçularından yardım aldığını görünce sen kim köpek dercesine ağzına kürekle voucher vuruyor. Evet, can basıldı burada ayrıyetten Gloin'e. Kindane de buradaymış. Kindane kimi vursun mu öldürdü? Kim o? Evet, Clever burada geri çekilmek zorunda kalacak. Her ne kadar Watcher kullanmış olsa da o orada kazanamayacağı bir savaş vardı. O yüzden oradan geri çekildi. Bu tarafa geçecek galiba. Bu tarafa da geçmeye çalışıyor. Burada birlikleri toparlanmış. Arkadan 3 birim daha geliyor. Ki ayrıyetten bir de Berserker'ımız var. Kalenin etrafı zaten sağlam, ateşli ok attığı için. Yani cüceye bakıyorum, güçlüler. Isengard'a bakıyorum, azimliler. Azimli olan kazanacak mı bakalım? Göreceğiz. Kingden falan hepsi bu tarafta. Oha, Gimli gelmiş ya, aman. Ne çıkartıyorsunuz abicim şunu? Oyunu uzatıyor. Yani en azından ne demek istediğini anladım. Ya. Burada bir şeyler var. Lutz var. Lutz önderliğindeki Uruklar ve korsanlar. Aa, buradan vagon geliyor. Gimli bu tarafa geliyor. Bir vagon daha var. Burada Gimli'yi bile dövebilirler derken arkadan iki grubun gelmesi işleri değiştirdi. Bakayım nasıl vuruyorlar şeye. Çok kötü vuruyorlar ve korsan bıçakları. Korsan. Desol. Desol. Desol boy mu oluyor? Takip için teşekkür ettim. Hoş geldin. Evet. Anlatılmaz yaşandı diyorum. Şu an cüce bayağı bir sıkıştırıldı. Haritaya baktığınız zaman zaten mini haritada da turuncuların bayağı bir bolca miktarda olduğunu görebiliyorsunuz. Her yerde turunculara rastlamak mümkün arkadaşlar. Şurada var, şurada da var, orada da var, burada da var. Bak burada da var, burada da var. Clever çok güzel sıkıştırıyor cüceyi de işte bu battle wagonlar var ya, o battle wagonlar. Bu işçi gider mi, işçi gider mi, işçi gider mi? Kaçırdı. Ünlem taktik diyoruz arkadaşlar. Taktiklerimizde işçi kaçırmanın nasıl yapılacağına dair size bilgiler vermiştim. Reis sen niye oynamıyorsun? Çünkü ben bugün sunmak istiyorum o yüzden.
Evet, Gimli baltasını fırlattı ve korsanların üçünü dördünü yere serdi. Cüneyt Arkın gibi bir atıyor, dört kişiyi alıyor. Cüneyt Arkın da bir ok atardı, beş tane Bizanslı yere yığılırdı. Evet. Clever'dan Lumbermill'ler geliyor. Lumbermill. Şu an bakıyorum da bir Saruman eksik ya bu orduda. Vay, burayı nasıl gördü bu? Ha, kargası var. Kaleden almış olduğu kargayla. Cüce o kaleye girerse zaten çıkamaz mı? King'den gider ya. Oho, upgrade almış Clever. Bence bu maç Clever'ın olacak gibi. Berserker da burada Gloen'i hiç affetmiyor. Ne fena vuruyor. O Berserker Haldir'i affetmemiş vurmuş. Yo. Tüm upgrade'ler alınmamış. Kulesi yok. Alınmış gibi demiş ha, ama alınmamış. Gibisinin yazdığını sonradan gördüm. Berserker şimdi bak, bir Berserker'la buranın canını okuyacak. Of, bir vurdu. Of, üçer beşer, üçer beşer. Evet, Berserker'la bir birimi temizledi. Çok güzel bir şekilde. Burada cüce işçisini mi kaybetti? Aa, kaybetmedi. Grima'yı döndür, bir şey yap. Evet, Isengard her taraftan saldırırken keşke ortada birazcık daha kalabalık olabilse de iki tane de balistayla şu kaleyi yıksa. Harika olmaz mıydı? Çünkü fazla zamanımız kalmadı. Adam cüceyle bile yeniliyor. Cüce çok iyi mi zannediyorsun cüceyi? Bak, cüce bitti şu an. Bir debuff yedi. Cüceler koşamıyor. Cüceler öldü. Bak. Sen cüceyi gözünde niye o kadar büyütüyorsun? Zavallı cüceler. Harekete de vurana kadar zaten dayak edilir. Debuff bitti. Şimdi Isengard'ın kaçması lazım ama. Cüce en iyisi mi? Gimli, belanı mı arıyorum? Bir git şuradan ya. Gimli, Kingdane bir arada. Yine değil, okçulara basıldı. Nereye bastı? Evet, çok güzel bir şekilde yanaştırdı. Bunu kaybediyor. Lan, onu kaybetmemek için şeyi bile bastı. Ama yine de kaybetti. Zaman kazandı birkaç saniyede olsa. Battle Wagon'unu kaybetti. Başka ne kaybedebilir? Kaçırırsa çok güzel olacak şu ikisini. Kaçırır zaten, hızlılar. Bunlar da kaçırdı. Tamam. Cici biraz daha hasar aldı. Yavaş yavaş azalıyor. Birazdan Cici verip çıkar mı onu bilmiyorum. Hobbitlerle buradan saldırıyor şu an Cici. Clever çok güzel sıkıştırmış ya. Cüce de zaten güçlü olduğu için deminden beri dayanıyor. Yoksa başka ırk olsaydı çoktan bitmişti belki de. Evet. Mızraklılar ve berserkırlar kombolanıp herhalde Kingdane'i falan güzel bir şekilde tokatlayacaklar. Şurada neler oluyor dersen, hala hobbitleri öldürmemiş. Hobbitlerle savaşıyor. Burada ne oluyor? Burada bir şey yok. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Dirseğim acıdı artık. Biraz yaslanıp mı anlatsam, ne yapsam?
gidi gençlik. Evet, şu an bir hareketlilik yok. O yüzden bir şey anlatmıyorum. Sadece böyle gösterebilirim. Tek başına gidiyor. Kaleyi tek başına fethedecek. Battal Gazi. O ne? Burada bir şeyler olmuş. 25'lik power kullanılmış. Evet, cücenin de depremine biraz daha var. Dağlık deprem alamıyor. Buraya bir dragon salınmış. Bayağı bir hasar verilmiş ama o dragonu saldıktan sonra niye hiç saldırı manasında pek bir şey göremiyorum. Evet, ordusunu çok güzel bölüyor. Isengard cüce yetişemiyor tabi, yavaş birimler. Anca böyle bölmesi lazım. İç içe geçmiş. İç içe geçmişler onlar. Çok kötü bir şekilde Gimli'nin baltasından yaralandılar. Kaç tane düştü orada görmedim. Burada debuff yemiş Kingdain galiba. Ölecek, bunu kurtaramaz. Kurtaramaz. Niye geri çekti ki bunu? Tek birimde mi alırım dedi. Glóin mi o? Glóin'di galiba. Cüceler Demolisher bassa bitecek oyunu ama bilmiyorum. Ne alaka ya Demolisher? Demolisher ne yapacak ki burada? Evet, biraz şu işçiyi de kaybetti. GG verirse hiç şaşırmayın az sonra. King Dane de gitti. GG verebilir. O da gitti, o da gitti. GG geldi gelecek. Şurayı da temizlerse ne kalıyor geriye? Az bir ekonomi binası. Ha, şurada bir şeyler yapıyor gibi, bakayım. Belki buradan bir şeyler olur da belki kurtarır mı diyorum ama yok. O sadece boş birim. Rapore 71. Vallahi sayende iki oyunu da indirebildim. Çalışıyor da. Teşekkürler. Ne demek? Rica ederim ya. Zaten sizler oynayabilirsiniz diye yaptım videoları. Al işte yine müzik geldi ya. Of. Abicim, telife gidiyor bunları. Atmayın, atmayın. Hobbit atmayın arkadaşlar. Ondan sonra telif hakkıyla biz uğraşıyoruz. Evet, hobbitler basıldı. Burayı temizledi. Reis, senin videolarda zoom yaptım. Videonda zoom yaptım. Ne oldu? Bozuk mu çıktı? Yani bu forta gizlice soksa ne olacak? Ateşli atıyor. Fazla bir şey yapacağını zannetmiyorum Demolisher'ın burada. Zoom otomatik yok mu? Uğraştırıyor. Otomatik olsaydı onu atardım da bilmiyorum yani. Dediğim gibi işte zoom videomda anlatmışım, her oyuna girdiğinde yapman lazım diyor. Yapmaman lazım olsaydı haberim olurdu, bana derlerdi öyle bir videosu çık şey, aman neydi onun adı, öyle bir şeyi yeni versiyonu çıkmış derlerdi işte zoom'un, bana diyen olmadı. Olsaydı ben onu çekerdim, tek sefer yapardın, uğraşmazdın her seferinde. Evet, Berserker ayrıyetten Mızraklılar Kingdain'in canını okudu. Kurtaramaz. Ya da Deyl geldi. Şimdi kurtardı işte. Deyl okçularıyla bu zaman Mineshaft Zamazingos'unu bastı. Kingdain'i kurtarmak için Lurtz'la vuruyor. Bakalım. Aa, kendi Lurtz'unu düşürdü. Çok kötü oldu. Kingdain çok şanslı.
Oo, kendi Uruk-hai'ni yedi. Aç köpek seni. Aa, cüce yiyor şimdi de. Yani dediğin gibi bayağı alıcısı olur. Da yani bir oyunun ne gerek var ki remaster yapılmasına? Zaten gayet güzel bir görüntüsü var. Ben beğeniyorum yani. Hala gideri var. Çok kötü değil yani. Ne yapıyorlar buna? Ne biçim vuruyorlar? Hadi Isengard başarabilirsin. Bayağı sıkıştırdı Isengard cüceyi de cüce de direnmeye çalışıyor işte cüce birimleri çok güçlü olduğu için. Buraya Grima'dan bir debuff gelir mi? Gelir gelir. Grima'nın debuff'ını at bakayım oraya. Grima'ya geri kaçırdı ya atmadı. Tam dediğim gibi Ballista yapacaktı herhalde. Az önce 10 dakika önce demiştim. Oha. Kingdey'ini kaybetti. Gloin 6 level. Gloin 10 yaptırmaması lazım dedim ki Gloin 7'ye doğru gidiyor. Evet, Battle vagonlar geldi buradan. Bu ne? Cüceler burayı alır ya. Bunları yıkması lazım. Kurtaramaz. Kendisinin yıkması lazım bunları. Isengard ne yapıyor? Ey Isengard! Kendisi yıkmadı, adama yıktırıyor. Deprem aldırtacak yani adama. Bakayım. Yani. 9 mu kalmış? Cüce de fazla azimli çıktı. Vallahi hiç belli olmaz şimdi cücenin işi. Gelir bir kalabalık orduyla bir deprem atar buraya. Bu önce orduyu böyle bir temizler, bir şeyler yapar ki ordusu da sağlam aslında Isengard'ın. Aha, Saruman geldi. Evet, Uruk-hai'leri defansif pozisyon almış. Artık tek hamlede ezilmiyor Uruk-hai'ler. Bayağı oyaladı ama şu iki tane Battle Wagon'u bayağı iyi iş yaptı orada. Ölecekler ama sonuçta iyi oyaladı. Bence birinci oyunu ikinci oyundan daha iyi ya da birinci oyunu oynadıktan sonra yeniliklere alışamadık. Ha, anladım. Birinci oyun daha iyi demişsin. Valla ben bu oyunu ikinci oyunuyla tanıştığım için birinci oyunu rezalet gelmişti. Çöp gelmişti. Hele ki Gollum Mollum falan da yoktu bu o aralar. Böyle Gollum'u arayıp yüzük sevdası peşindeydik bir de işte ben Galadriel basacağım, ben Sauron basacağım, alacağım işte arkadaşlar senin içinden geçeceğim falan o tip şeyler olur ya arkadaşlar arasında. Bakıyoruz Gollum Mollum da yok. Ve bir de etrafa yayılamıyorsun falan o tip şeyler. O yüzden birinci oyunu pek sevemedik. Angmar ırkından dolayı da bir heveslendik. O yağmur geldi Isengard'dan. Rise of the Shinki de işte Angmar falan yeni yeni şeyler de vardı ya bir de yeni birimler. Onu da o şekilde oynadık, sevdik. Witch King'le BFM2 oynuyoruz. Öyle. Şurada neler oluyor? Peki burada neler oluyor? Peki ya burada? Güneş aldığına göre deprem almadı. Yani. Bayağı bir üstünlük sağlayacaktı Isengard. Dedi bu üstünlükle bu beni bir yıkar. Güneş basayım da yağmurdan kurtulayım dedi.
Bence Güneş Basarak daha iyi yaptı. Yoksa Isengard çok fena ezecekti cüceleri. Hadi vagonlar da patlamıyor ha. Şu mızrakları bir sokamadı şunların içine. Ay, bak 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 bak. Yani o el hamlesi mi arkadaş şimdi? Yani mızrakların yanı başından geçiyor. O geri dönüşte nasıl o mızraklara sokmadı o vagonları hayret ettim. Ya çok şanslılar ya da gerçekten el becerileri çok yüksek. Evet, Gimli burada yakalanmış. Bir yerde Hobbitler basıldı ama nerede? Palantir'de bastı. Isengard birimlerine. Beyrokçular geliyor. Hemen altına bir Watcher patlat. Watcher patlat. Tam Watcher'lık yer. İstiyorum oraya şu Watcher'ı. Önce yarasa sonra Watcher. Şey karga. Ya karga demişim. Yarasa demişim pardon. Önce karga sonra Watcher da atabilirim. Ben gerçi Watcher yeni attı değil mi bu? Daha da dolmamış ki baksanıza ya. Değil okçularını atıyordu ya demin hani. Aha. Evet. 25'lik power kullandı. Evet, Isengard'ın gücü emrinizde. Dünyanın efendisi Sauron deyip dalıyorlar cücelere. GG gelecek herhalde ya, az kaldı. Kim o Ahve? Ahve ne demiş? Gelmiş, hoş gelmiş. Ne demiş? Yani Yonos'tur belki. Taba basar mısın? Ne olmuş taba? Taba basacak oluyor. Aa, Ektelion varmış. Ne demek istedin şimdi? Ben onu anlamadım mesela şu an. Yani Onost olunca ne oluyor vesaire vesaire. Acaba ne hangi lafımın üzerine onu Onost'tur diye söyledin? Yandı bende devreler şu an. Ah, tamir niye basıyorsun arkadaş? Zaten ver GG'ni çık işte. Tamam, ekonomi binasını kaybetti. Asker binasını kaybedecek. Yok, etmeyebilir. Battle wagonmuş oradakiler. Ya, geri geri yapacağın o manevrayı var ya. Buna yandım. Nasıl başkası oynarken bile deli oluyorum burada, sinirleniyorum. Ha, Battle Wagonlar için dedin. Anladım. O zaman denge diye bir şey kalmıyor. Denge ona göre ayarlanmıyor işte Rapade. O 5 dakikalık bekleme oyunun dengesini bozar. Mesela cüce daha güçlü olur. Belki de. Veyahut da o çöp goblinlerle oynayan goblin 5 dakikada belki de daha güçlü bir goblin olacak. Dengesi bozulacak oyunun. Bu kadar bilimin var. Hadi Clever ya, hadi ya. Yıksana şunu. İşimiz gücümüz var bizim. Film izleyeceğim 4 saatlik. 12 ettirecekler bana saati. Bugün erken yatamayacağım. Hiç kahraman göremiyoruz mu? Nasıl göremiyorsun ya? Boromir olsun, Wurtz olsun, Gorkil olsun, Gloin olsun, saymış mıydım Gloin? Başka kim var? Elf'te Haldir olsun, Arwen olsun. Bunlar hep gördüğün isimler. Glorfindel basıyor bazısı, ne bileyim. Bunlar sürekli basılan hero'lar yani. Değil mi? Bu eceline mi musadı? Mus. Oink oink. Eceline susamış olan bir King Dane. Yok ya, bu maç uzayacağı benziyor. Daha nerede ya? Tekrardan cüce yayılmaya başladı. Herhalde cüce deprem meprem yapıp Isengard'ı yıkacak. Bu şekilde bitecek de bir 20 dakikamı daha yiyecek. Oradan benim 20 dakikamı yemesi demek
11.30'da değil de 12'de yatacağım demek. Yani bir zahmet. Üfle. Oh. Nefesine kuvvet. Üfle. Oh. Bir daha üfle. Oh. Aslan parçası. Dur lan, çek mızrakları. Yakacaksın mızraklarını. Evet. Git işçisini öldür, işçisini gebert. Bunları da arkada tutuyor ha, bak saldırtmıyor. Hadi ya, kuyuya bas git ya. Tamam, GG verir şimdi. Bitti bitti. Clever kazandı. Clever buradan da bu, yani bu maçı vermez herhalde diye düşünüyorum. Bunlar hala burada. Hala onlar orada tutuyor. Bu biraz ejderha hızlandırılmış galiba. Bu kadar seri seri ateş etmiyordu bu şey. Ağzından alev çıkarmıyordu. Yani bir kalesi kaldı. Bir de bu kaldı. Aa, meteor yağmuru nereye nereye attın? Buraya mı attın? Kendisini atmış. Herhalde GG'sini verecek. Oha. Gimli geldi. Hale okçuları, hobbitler geldi. GG vermiyor. Bu açıl patlatıldı çok güzel bir şekilde. Hem o ne? Her şey bitmiş değil cüce için. Bütün power'ını kullandı ama herhalde. Lursu kalkamadı ki ayağı abi. Öldü. Her şey bitti. Sadece kabul edemiyor. Öyle deme. YouTube'dan aç bakalım. Clever vs. Caesar maçını. Şu an her şey bitti işte. Bu orduyu tutamaz. Gloin tabi 10 değilse. Gloin var mı? Var. 10 mu? 8. Yırttı. Evet arkadaşlar, YouTube'dan o maça da bakabilirsiniz. Clever'la Caesar'ın maçına. Baya Clever vs. kim? Caesar. Clever'da şu an oynayan Clever ama eski oyunları böyle 2000 bilmem kaç zamanları. 2010 mu bilmiyorum artık. Evet. Cüce hala tutunmaya çalışıyor. Isengard ama izliyor buradan. Bu ne şimdi yani? İnşaatta şey Grader izleyen Türk halkı gibi. Durmuşlar burada yıkılışı izliyorlar. Lan saldırsana. Gloin'i mi çaldı? Göremiyorum. Demin Grima demin hareket yapmıştı. Demek Gloin'i mi çalıyormuş o sırada. Saruman gitti. Kingdang geldi. Oink oink yapıyor gene Kingdang. Yaptı da. Oho, kale gidiyor da. Gloin on olursa ki olabilir de yani. Yine bir oink oink yapıldı. Ben Gloin'e bakacağım arkadaş. Belki on olursa, olmak üzere. 10 olursa, şuradan da oyunu çevirirse var ya. 10 oldu, aha. Gloin 10 oldu, ne bekliyorsun? Aa, Berserker'lar geldi. Yok yok. Berserker'lar bitirdi orayı. Gloin vuramadan... Aa, vurdu. Berserker'lar öldü mü? Hadi lan, bir tane kalmış. Bulamadın mı? Nasıl bulamadın ya? Bulursun bulursun. Çok basit.
Clever yazınca zaten illaki bütün maçları gelir adamın. Şu an bilerek mi yıkmıyor kalesini? Bunlara niye gezdiriyor burada? Ha, bununla yıkacak. O anda maçı niye 10 dakika uzatsın? Şu an görmüyor musun? Şu birimlerle dalsa kale gidecek. Da bilerek dalmıyor herhalde. Bir dakika ya. Ben az önce beynim yanmış. Bunu buraya yapıp yıkacak diyorum. Adam kendi... Aa, ne dediğimi kendim de bilmiyorum. Cüce'nin kendi yaptığı bir binasını Isengard yaptı diye beynimi yaktım az önce. Şu an aklım hala o filmde. O yüzdendir. Sezar diyorum. Sezar, Sezar. Bak Ahve yazmış. Of, çat. Hamleyi gördün mü? Kale yıkılacakken burada arkada bir şey var. Nurts mu o? Allah rızası için Clever bir şey yap, bir şey yap lan. Yıksana lan. Gecenin 12'sine kadar oturtacaksın beni Clever. Yıksana şu adamı. Ha? Kimdi? Ha? Berserkler'ı göndermiş. Hayır senin Gimli'nin batsın. Ah geberdi Gimli. Tamamdır. Şunu da yıkar şimdi. Hiçbir şey kalmadı. Cüce hala GG vermiyor. Bu bize kimi hatırlat dersiniz? Böyle GG vermeyen bir arkadaşımız daha vardı. Glowing'in eğer onluk power'ı dolarsa bir 15-20 saniye daha uzatır maçı. Kim mi? Böyle çok iyi oynayan bir oyuncu vardı. Hatırlar mısınız? Böyle adı Joe. Böyle süper oyunlar oynar. Rakibini deli ederdi. 25'lik power bastı geliyor. Isengard'dan 25'lik power. Of, Glowing çok fena geçirdi orada ama ölüyor. Kendi berserkırlarını da yaktı muazzam bir şekilde. Okçuları da gitti güzel. Lurs da gitmiş. Jon'un mekanı. Mekan Jon'un. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Clever eze eze cüceyi en de sonunda kazanmasını bildi. Güzel bir maç oldu. YouTube'dan izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıyetten açıklama kısmından Twitch linkimiz de mevcut. Oradan Twitch kanalımı takip edebilir. Prime'da da abone olup beni destekleyebilirsiniz ki ünlem bağışla da bağış atıp da destekleyebilirsiniz. Onu da size bırakıyorum. Gönlünüzden ne koparsa falan da filan. Artık size kalmış. Evet. O zaman bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.